Herkese merhaba, ben Banu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mutfak gereçlerimden ve Tupper'dan almış olduğum birkaç ürünümü paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Videoya başlamadan önce kısa bir sohbet etmek istiyorum sizinle. Bundan önceki son videom söz ve nişan günüm nasıldı? Sizlere o günümü paylaştım. Bundan sonraki süreçlerde de sizlere çeyiz dışında farklı içeriklerde üretmek istiyorum. IKEA'dan almak istediğim ürünler var. Liste yaptım arkadaşlar. Eğer mağazaya gidip çekmemi isterseniz o şekilde çekeceğim. Ya da ürünleri aldıktan sonra her zamanki yerime geçip yerimde çekebilirim. Sizlerin de fikirlerine ihtiyacım var. Bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Çok sevinirim. Yani IKEA videosunu nasıl görmek istiyorsanız o şekilde çekeceğim. Sonrasında da yakın zamanda kalacağımız eve taşınacağız. Boş ev turu çekmek istiyorum. Sonrasında yaza inşallah düğünümüz olacak. Kına ve düğün günü nasıl hazırlandığımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah tüm bu süreçlerde de hep birlikte oluruz ve hep beraber görürüz. Destekleriniz benim için çok kıymetli, her zaman söylüyorum. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. Videonun başında söylediğim gibi mutfak gereçlerimi ve Tupper'dan almış olduğum birkaç ürünümü göstereceğim size. Arkadaşlar ben mutfak gereçlerimde silikon almaya özen gösterdim. Çünkü tencerelerimin çizilmesini istemiyorum ve daha sağlıklı geliyor açıkçası. Daha uzun ömürlü kullanabileceğimi düşündüğüm için ben silikon almayı tercih ettim. Tabii ki çelik tencerede böyle bir sıkıntı yaşamayız ama İşte Tefal'dan almış olduğum tencere, granit tencere olsun. Bu böyle bir sıkıntı yaşamamak için almış olduğum ürünleri uzun vadede kullanabilmek adına ben silikon almayı tercih ettim. Şimdi hazırsanız başlayalım. Öncelikle Tefal'dan almış olduğum şöyle bir spatula var. Göstereyim. Yakın zamanda aldım arkadaşlar. Silikon ürünler, eğer güzel bir silikon ürün alacaksanız bir tık pahalı olabiliyor. O yüzden siz de çeyiz alışverişi yaparken bunları aralara sıkıştırabilirsiniz. Bir anda almak, evet, tek bir ürün için maliyetli gelebilir ama dediğim gibi zamanla yayarsanız sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Hamur sıyırıcı spatulasını istiyordum ama mağazada kalmamıştı. Stoklarda da asla gelmiyordu. Ben de böyle bir ürün alayım dedim. Şimdi bunun fiyatını söyleyeceğim. Çünkü bunu ikili bir şekilde aldım. Bir de Tefal'den böyle silikon bir çırpıcı aldım. IKEA'dan herkesin bildiği ikili, işte yumurta çırpmak için küçük boyutlu bir çırpıcı seti var ikili. Ondan almak istiyorum. Bunu işte lazım olur diye büyük bir çırpıcı da aldım. Bunun ikisini arkadaşlar 360 TL'ye almıştım. 2 ay falan olmadı. Mağazaya gidip nakit aldığınızda da ekstra bir indirim oluyor. Bilginiz olsun. Koyalım. Sonra. Şimdi söyleyeceğim markanın nasıl okunduğunu tam olarak bilmiyorum ama YouTube'dan videoları izledim. Herkes okunduğu gibi söylüyor ama yanlış söylüyor olabilirim. Baştan söyleyeyim. Şöyle bir maşa aldım. Ballerina markasına ait. Çok güzel. Gerçekten çok kaliteli. Zaten stop ürünlerine de çok benziyor. Yalnız stop ürünlerinde, silikon olan stop ürünlerinde ahşap bir bölüm yapmışlar. Ve makineye atarken biraz daha sıkıntı yaşayacağımı düşündüğüm için ben bunu tercih ettim. Zaten model olarak da çok benziyor. Gayet şöyle. Şu şekilde bir kısım geliyor. Gayet rahat. Şöyle yere atıyorum. Birazdan hepsini toplayacağım. Diğer bir ürünümüz de yine Ballerina markasından şöyle bir servis kaşığı, servis kepçesi artık ismi ne diye geçiyormuş. Üzerinde yazmıyor. Şimdi bu Ballerina markasından aldığım ürünler 230 dereceye kadar ısıya dayanıklı ürünlermiş. Ballerina öyle söylüyor. İnşallah öyledir. Hani gayet rahat bir şekilde yemeklerinizi pişirirken kullanabilirsiniz diyor. Şöyle elimde de gösterecek olursam gayet güzel, hafif bir ürün.
yine marka marka devam edersek eğer. Şöyle yeni aldım. Bu Ballerina markasının arkadaşlar Zivil'in kendi sitesinde çok pahalıya satıyor. Ben Amazon'dan aldım. Amazon'dan daha uyguna bulabilirsiniz. Ara ara takip edin derim. En son almış olduğum ürün de bu Ballerina'nın kepçesi. Çorba kepçesi arkadaşlar. Şöyle elimde de tutayım. Gayet güzel. Şöyle hatta hani çok sert mi? Çok sert değil. Gayet rahat bir şekilde hani bükülüyor. Daha tak 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 etmez. Bazı silikonlar çok sert oluyor ve ben beğenmiyorum. Bu gayet ergonomik duruyor. İnşallah memnun kalırım. Ballerina'dan evet şu tefalde bulamadığım hamur sıyırma spatulasını Ballerina'dan aldım. Şöyle gösterebilirim. Bu markanın iki tane spatulası var bu şekilde. Bir tanesi çok daha küçük. Bir tanesi de bu. 25 santim ya da 27 santim olması gerekiyor. Diğeri daha kısaydı. Onu yumurta yaparken aslında daha rahat olur mu diye düşündüm ama hani tavada kayar ve sap kısmı sorun yaratacağını düşündüğüm için ben bu uzun boyunu aldım. Bunun da ucu dediğim gibi şöyle. Sadece uç kısmı hafif kıvrılıyor. Bunu da bence çok severek kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi diğer bir markamız Zivilink. Zivilink'ten de birkaç ürün aldım. Hemen başlayalım. Şöyle poşetler çok birikmiş ve üst üste koydum. Belki sonradan başka markalar çıkabilir, bilemiyorum. Şimdi Zivilink'ten bu servis kaşığı diyor, pilav kaşığı diye de geçiyor. Bu kepçesini çok 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 istiyordum ama fiyatları aşırı artmıştı ve alsam mı, almasam mı diye tereddüt ediyordum ki Amazon çok güzel bir indirim yapmıştı. Neredeyse bir yıl önceki fiyatından aldım. Söyleyeyim hatta 400 TL'ye aldım. Şu anda kendi sitesinde 500 ya da 600 lira olması gerekiyor indirimsiz. Ben de Amazon'dan 400 TL'ye almış oldum. Aslında bu kepçeyi ben Stop markasında görmüştüm ve çok beğenmiştim. Stop markasında siyah bir silikon kısmı var. Ahşap gövdesi var. Ahşap olduğu için bana kullanışlı gelmedi ama boyut olarak bence aynıdır. Model olarak da birbirine çok benziyor ama bu daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Yorumları da çok güzeldi. Şu sap kısmı gayet ağır bir ürün. Şöyle yakından da göstereyim. Dediğim gibi sap kısmı gayet ağır. Yani kaliteli olduğu belli oluyor. Sadece bunun silikon kısmı sert ve bükülmüyor arkadaşlar. Belki karıştırırken zorluk çeker miyim bilemiyorum. Kullanıp tekrar yorumlarımı güncellerim. Yüksek fiyatlı bir ürün kabul ediyorum yani bir ürün için. Ama tencere ve tavalarımı uzun ömürlü kullanmak adına alayım dedim. İnşallah pişman olmam. Şimdi diğer bir ürünümüz ise yine Zivilink markasında şöyle bir spatula aldım. Silikon spatula diye geçiyor. Şöyle delikli arkadaşlar. Yine ana gövdesi çelik. Uç kısmı silikon kaplama. İşte patates karıştırırken falan kolay olur. Yağsını da tavada bırakmış oluruz diye kullanış olacağını düşündüğüm için böyle bir ürün aldım. Bunu Hepsi Burada'dan aldım. Hepsi Burada marka günleri yapıyor arkadaşlar ve çoğu marka çok güzel indirimlere geliyor. İndirimli fiyatlara geliyor. Mutlaka değerlendirin derim. Bunu 200 TL gibi bir fiyata almıştım. 189 ya da 199'du. İyi ki de aldım ürünlerden birisi. Çünkü sonradan fiyatları çok arttı ama ara ara indirim oluyor. Mutlaka Hepsi Burada'ya bakın derim. Diğer bir ürünümüz ise Zivilink'ten. Bu yumurta. Yumurta sürmek için yumurta. Ay bunun adı neydi? Silikon. Yumurta fırçası. Neden aklıma gelmedi? Yumurta fırçası Zivilink'ten almış oldum. Bu da çok güzel. Tasarımı spatulayla.
Ve az önceki spatula ile aynı. Metal bir gövdesi var. Uç kısmı silikon. Yani çok uygun fiyatlı ürünler var. Ama ben almışken iyi bir şey almak istedim. Bunu tercih ettim. Bence çok güzel. Şöyle elimle de gösterecek olursam boyutunu. Bence gayet güzel. Zwilling'den tekrar devam edelim. Diğer bir ürünüm ise Zwilling'den. Bu dondurma kaşığı. Bu dondurma kaşığı aslında çok uygun bir fiyata düşmüştü. 120 TL'ye almış olduğumu hatırlıyorum. Birazcık bükülür mü diye tereddüdüm var ama inşallah bükülmez. Herhangi bir dondurma kaşığı da aşağı yukarı bu fiyat. Bunu da hepsi buradan almıştım. 2-3 ürün alınınca ekstra bir %10 ya da %15 bir indirim oluyordu. O şekilde aldım. Çok da güzel. Sonradan Zwilling'den almış oldum. Bıçakları göstereceğim size. Aslında belli başlı markaların çok güzel bıçakları var. Ben şu an hala büyük bir bıçak seti almadım. Alacağım ama hani çok aciliyette değil. Hani evlendikten sonra da alabilirim. Hani kendime bunları stres etmiyorum açıkçası. Şimdi yine marka günlerinden indirimlerinden almış olduğum şöyle bıçak setlerini göstereceğim size. Bu ikili set şeklinde. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Yani şu an sallayacağım ama yalan olmasın diye sallamıyorum. Çok uyguna aldım. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok uygun bir fiyata geldi. Çok severek kullanacağımı düşünüyorum. İşte peynir keserken, domates, salatalık doğrarken, ya yani tavuk bile doğranıyormuş. Öyle söyleyeyim. Sonra az önceki bıçakla aynı modelden bir tane daha almak istedim. Çünkü çok uygun bir fiyata düşüyordu. Bir tane daha bundan aldım. Bir de şöyle meyve bıçağı gibi bir bıçağını daha aldım. Az önceki bıçaktan daha kısa bu. Setin içindeki bıçaktan daha kısa. Bunu da çok severek kullanacağımı düşünüyorum. Sonra da bu hepimizin bildiği doğrayacağım. Bu Victorinox'un bıçaklarından aldım. Şöyle iki tane almak istedim. Hani bir tanesi kırılır falan. Bir tane de yedek bulunsun. Mutfakta iki kişi olduğumuzda da çok sıkıntı yaşamayalım istedim. Aslında şu bıçak patates soyacağı diye geçiyor. Daha eğimli olanı. Diğeri işte domates, salatalık için biraz daha tırtıklı bir yapısı var. Şimdi yakından göstereyim. Şöyle bir bıçağı var. Daha eğimli. Çok hafif. Bunu ya 70 ya da 80 TL'ye almıştım. Yine bu markada da indirim vardı arkadaşlar. Bunun da ağız kısmı şöyle. Mavi bir jelatin var ama tırtıklı bir yapısı var. Şurada fotoğrafta daha belli. Bunun tutuşu daha kolay. Çünkü içi boş değil ve dolgulu bir yapısı var. Bunu da daha rahat ederim diye düşünüyorum ama diğerinde çok uygun fiyatlı olduğu için almak istedim. Tefal'den bir ürünü unutmuşum. Şimdi göstereyim. Mutfak makası almak istiyordum ve Tefal'in bu mutfak makasını çok beğendim. Şu an bayağı kabuğu iyice kaplı olduğu için çıkartmayacağım. Ama şu uç kısmında kendisinin bir aparatı var. Hani bıçağın ağzı açılmasın ve kesmesin diye. O çok hoşuma gitti. Kendi sitesinde fiyatı çok uygundu arkadaşlar. Diğer sitelerde fiyatı aşırı pahalı. Kendi sitesinden almanızı tavsiye ederim. Trendyol'da da Tefal'in yani kendi mağazası var. Alırsanız da Tefal'in kendi mağazasını tercih edebilirsiniz. Çoğu mutfak makasına göre bence fiyatı uygundu. Gayet güzel. Kolaylı ve yufkamızı artık ne kesmek istiyorsanız kesebilirsiniz. Diğer bir ürünümüz şu. Döküm limon sıkacağımız. Markasını bilmiyorum. Şöyle kutusunu atmışım. Jelatin bir şeyle sarılarak gelmişti ambalajda. Ama gerçekten çok kaliteli. Ya Trendyol'dan aldım ya da Hepsiburada'dan aldım. Açıklamalar kısmında olduğu gibi
tüm almış olduğum ürünlerin linkini bırakıyor olacağım. Açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Şöyle alt kısmı delikli. Şöyle yaparsak daha net görebilirsiniz. Şu. Gayet güzel, ağır bir ürün. Ben aşırı beğendim. Anneme de aldım. Bu da bu şekildeydi. Son olarak da mutfak gereçlerimizden Jumbo'dan almış olduğum bir ürün var. Çok gerekli mi? Değil ama fiyatı çok çok düşmüştü. Ve ben bunu çok amaçlı kullanacağımı düşündüğüm için şu şekilde ismi bunun ne diye geçiyor? Ölçü kaşığı diye geçiyor ama arkadaşlar bunu şimdi göstereceğim. Şöyle ambalajından çıkarayım. 4 tane çelik kaşıklar. Şu, üzerinde hacimleri de yazıyor. Bu bir kapı diyor 250 milim, 125, 80 ve 60. Ya bunu isterseniz yani böyle kaliteli bir ürünü ben açıkçası çelik gövdede olduğu için mesela pilav koyarken bile kullanabilirim. Servis yaparken bile kullanabilirim. İşte ununuzun, çayınızın, kahvenizin içine koyabilirsiniz. Eğer herhangi bir kutunun içerisine koymayacaksanız da şurada bir klempi var. Klempini açarak tek tek kullanabilirsiniz. Eğer her zaman benim çekmecemde olsun diyorsanız ve kaybolmasın istemiyorsanız da şurayı çıkartmayabilirsiniz. Bu ürünü Jumbo ekstra bir %15 indirim yapmıştı. %50 indirimde 215 TL güncel fiyatı bunun. Ben 190 TL almıştım ekstra bir indirim olduğu için. Gerçekten çok kaliteli. Çok da beğendim. Bence gerekli bir ürün diye düşünüyorum. Aslında son ürünüm Jumbo diye gösterdiğim ürünümdü. Fakat bir ürünü daha göstermek istiyorum. Yani bu videonun içeriğinde olursa daha iyi olur diye düşündüm. Çelik ürünlerim. Benim daha önce göstermedim sizlere ama günlük çatal bıçak takımımın içerisinde servis gereçlerim vardı çelik ürün. Onları bu videoda göstereceğim. Hani içerisinden çıkardım getirdim. Bir iki video içinde olabilir. Günlük yemek takımı, misafir yemek takımı ve çatal bıçak takımlarımı size göstereceğim. Ama bu servis gereçlerini bu videoya koymak istedim. Daha mantıklı buldum bilmiyorum. Şimdi ben buradan da erkenden söylemiş olayım. Günlük çatal bıçak takımımı Aryıldız'dan tercih ettim. Ve Aryıldız benim almış olduğum setin içerisine bu beşli servis gereçlerini de eklemişti. Çok hoşuma gitti. Şimdi hepsini teker teker bir gösterelim. Şöyle bir kevgir deniyor sanırım buna. Tam olarak yanlış söylemiş de olabilirim ama çok güzel bir çeliği olan bir servis ürünü. Bunu mutlaka kullanırım. Misafir sofranızda bile kullanabilirsiniz. Şöyle bir kepçemiz var. Elips formunda diyebilirim. Tam yuvarlak değil. Ama bu da çok güzel. Gayet şık duruyor. Diğer bir servis ürünümüzde bu servis kaşığımız, işte bir şeyleri servis ederken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok da güzel duruyor. Diğer bir ürünümüzde bu çelik spatulamız, işte pasta dilimlerken, kek dilimlerken kullanabiliriz. Bunun ismini bilmiyorum. Servis çatalıdır diye düşünüyorum. İşte börek ikram ederken çok güzel olacağını düşünüyorum. Bu da gayet güzel duruyor. Ve gözümden kaçan bir ürünü daha göstereceğim size. Nehir markasından almış olduğum servis gereçlerimi. Hemen onları da bir göstereyim. Şimdi buraya dizdim. O kadar karışık ki. Son dedim. Son demeyeceğim bundan sonra. Şöyle Nehir markasını arkadaşlar gerçekten beğeniyorum. Annemin evinde de kullanıyorduk ve gayet güzel fiyat performans ürünleri. Bunu Trendyol'dan aldım. Fiyatını tam olarak hatırlamıyorum. Şöyle üçlü maşa seti aldım. Hepsini teker teker göstereyim. Şöyle. Şu kısmında Nehir yazıyor. Tam burasında. Yine sofralarınızda bir şey ikram ederken gayet kullanışlı olacaktır.
Şu ağız kısmı, yani baş kısımları da gayet büyük bir porsiyona sahip. Bunları birazcık hızlı göstereyim. Çünkü yani ne servis etmek isterseniz ona koyabilirsiniz. Bu da bu şekilde daha kötü bir formu var. Yine burasında nehir yazıyor. Bunun ağzı böyle taraklı, taraklı mı diyeyim bilemedim. Bunun da yine şu kısmında nehir yazıyor. Bu da gayet güzel. Evet, bu sefer son olarak söylüyorum. Mutfak gereçlerim bu kadardı. Şimdi tapır ürünlerime geçelim. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle ben şöyle iki tane portakal suyu koymak için ya da meyve suyu koyabilmek için 500 milimlik şu su şişelerim artık plastik kapları aldım. Bence hem çantaya atmalık boyutu da gayet ideal. Şöyle yapalım. Ağzı böyle çevirmeli. Bu şişeleri aldım. Şunları şöyle bırakalım. Sonra dediğim gibi yoğun çalıştığım için de bu kapların hani her bir özelliğini bilmiyorum. Sadece ben de çevremdekilerin kullandıkları ürünlere göre aldım. Şöyle bir tapırın klasikleşmiş bir yıldız kapları diye geçiyor. Yani şu ağız kısmını elinizle böyle bastırdığınızda hemencik tik diye kapatılıyor. Ya şimdi aslında ben cam ürün daha çok seviyorum. Plastik ürün sevmiyorum ama yeri gelecek bunu da kullanacağım. İşte pikniğe gittiğimizde, uzun yola gittiğimizde, işte iş yerine bir şey götürmek istediğimde plastik götürmek istiyorum. Yani cam taşımak istemiyorum. Sıcak bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Yani sıcak yemeklerinizde kullanabiliyorsunuz diye biliyorum ama çok da emin değilim. Yanlış da yönlendirmek istemiyorum. Şöyle tapurdan almış olduğum ikili kaplar. Şimdi bu tapur ürünlerine link koyamayabilirim. Dediğim gibi üye olduğum için zaman içerisinde aldım. Bir anda almadım. Bunun litre hacmini bilmiyorum ama 4-5 litredir diye düşünüyorum. Şöyle yani herhangi bir göstergesi yok. Gayet büyük bir ürün. Hamur mayalamak istediğimde kullanabilirim. Yoğurt mayalamak istediğimde kullanabilirim. Bu da bu şekildeydi. Diğer bir ürünümüz ise bu pembe 2 ya da 3 litre olarak tahmin ettiğim kap. Bunda da işte salata yapabilirim. Meyve yıkayabilirim. Çok amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir ürün. Şunu şöyle koyalım. Sonra çok 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 yeni almış olduğum bir ürün ise bu Tupper'ın 4,5 litre olan üzerinde yazıyormuş. Diğerlerinin poşetini çıkarmıştım da. Bu kabı bundan ablama da aldık. Ablam kullanıyor aktif bir şekilde. Çok çok memnun olduğunu söyledi. Hatta yine indirime düşerse tekrar almak istediğini söyledi. İşte bunda kısır yapmış. İşte kek falan çıkmış. Gayet güzel. Bunun altında yazıyor. Diğerlerinde yazmıyordu da altında da yazıyormuş. 4,5 litrelik bir kabı. Bu daha parlak, yani daha sert bir malzemesi var ama çok güzel. Bunu çok severek kullanacağım diye düşünüyorum. Sonra kapıdan şöyle üçlü, bu da klasik, yani bunu da her zaman bulabilirsiniz. Her biri 500 ya da 600 milim olduğunu düşünüyorum. Üzerinde yazıyor mu ya da altında? Altında bunun yazıyormuş arkadaşlar. 600 milim olan bu üçlü kabından aldım. Her bir kapağın işte farklı farklı kullanabiliyorsunuz. 3 tane ayrı rengi var. Bu da gayet kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum. Sonra Tupper'dan almış olduğum buzluğa girebilen kaplarından aldım. Sonra sizlerle açıyorum. Bakalım altında yazıyor mu?
Bunun altında ha 1 litre, evet 1 litre yazıyormuş. Şöyle bu dediğim gibi set yapmışlar bu şekilde. Birazdan göstereceğim diğer parçalarını da. Neyse kapatamadım. Şöyle dikdörtgen artık tereyağı koyabilirsiniz. İşte dolmanız arttı, dolmanız bile koyabilirsiniz. İşte yaz meyvelerini koyabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Canınız ne istiyorsa. Bu da şöyle. Bu da 1 litreymiş. Kap olarak şey duruyor ama küçük. İnce uzun bir formu var. Bunu da ne koymak istiyorsanız. Şöyle diğerlerini daha kısa geçelim. Az önceki boyuttan bir tane daha var. Dediğim gibi kapaklarını istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Bunu da turuncu bir şekilde kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Tam kapatamadım. İki tane de 450 milim olan kapları var. Bu böyle beşli kap bir setti. Ama işte peynir, zeytin ne koymak istiyorsanız bu da çok güzel. Bunu da şöyle bırakalım. Bir de Tupper'dan şöyle ikili un koymak için kap aldım. Bunun litresi 4 litreymiş. Diğerini paketinden çıkarmayayım. Aynısı arkadaşlar. 4 litre olan bu klasik. Bunun da modelini bilmiyorum ama bu da klasik. Yani tapuda her zaman olan bir seri. Bundan aldım. İşte un koyarım diye düşündüm. Bir tanesine mısırımı koyarım diye düşündüm. Gayet güzel. Bir de böyle ara ara çok uygun fiyatı işte bilmem kaç TL üzerinde alışveriş yaparsanız bazı ürünler ekstra indirime giriyordu. Böyle bir ürün aldım. Bunu da göstermek istiyorum. Bu da gayet popüler bir ürünmüş. Şöyle 825 milim 1 litre yok. Bir kap. Bunu videoda şöyle bir şey görmüştüm. İşte makarna koyuyor ya da herhangi bir salata yemek koyuyor. Şu üst kısmı hazneli arkadaşlar. Çoğum arkadaş böyle bir şey yapıyor. İşte baharat koyup ya da yağ koyabilirsiniz. Yağ, sirke, limon. Bunu da böyle kapatıyorsunuz. İşte iş yerinize yanınıza götürebilirsiniz. Sonra çalkalayıp, bunun içindeki döküp çalkalayıp yemeğiniz hazır oluyor. Buzdolabına falan da giriyor. Salça koyabilirsiniz diye de söyleniyor. Kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bunu ya 90 ya da 100 TL'ye almıştım. Bence gayet mantıklı bir ürün. Son olarak da üye olduktan sonra birinci ay ya da ikinci ayda ekstra bir tanışma kampanyası gibi bir şey olmuştu. Ve ben şu sihirli merdane diye geçiyor. Merdane işinden kurtuldum arkadaşlar. Şöyle sihirli merdanesi var Tupper'ın. Bundan aldım. Şöyle başlıkları var. Tam olarak bilmiyorum. Kullanmadım. Nereye takıldığını da bilmiyorum ama kullanırım. Sihirli merdane diye geçiyor. İçine sıcak su ekleyebiliyorsunuz ve daha kolay bir şekilde ürünleri açabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bu işimi görmezse merdane alırım ama ilk deneyene kadar merdane almayı düşünmüyorum. Yorumları gayet güzeldi ve diğer sitelerde bakmıştım. Fiyatı aşırı pahalı. Ben bunu 60 TL'ye almıştım. Hiç unutmuyorum. Dedim yani ne olabilir ki? Bir deneyelim dedim ve bunu da aldım. Şöyle bakıyorum. Unuttuğum bir şey olmasın. Hah, varmış. Evet. Servis gereçlerinin altında. Şimdi benim canım nişanlım bey. Sabah kahvaltı yapmayı sevmiyor ve kahvaltı yapılınca da neyse ki yiyor. Haliyle bana da iş düştü. Elimden geldiğince ona kahvaltılık ürün koymayı düşünüyorum evlendikten sonra. O yüzden şöyle bölmeli kapaklar, bölmeli kaplar aldım. Bu 1 litre hacmine sahip bir kap. Şöyle kapağı da var.
yemek bile koyabilirsiniz. Hacmi gayet büyük. İşte ben şu kısmına sandviç ekmeği, tost, işte domates, salatalık ya da yumurta falan koyarım diye düşünerek aldım. Bu da altına yazıyor mu? 550, 500 diye hatırlamıştım. 550 milimlik yine bölmeli bir kap. Artık yani o gün belki simit yemek isterse işte domates atıp falan koyacağım. Yani onu düşünerek aldım bunları. Gayet kullanışlı ürünler. Kendime de yaparım, ona da yaparım. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Almış olduğum ürünler birazcık fazla miktardaydı. Biraz da videonun süresi uzamış oldu. İnşallah keyifle ve beğenerek izlemişsinizdir. Eğer bu dakikalara kadar keyifle ve beğenerek izlediyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.